Şöyle nalburcularda kırmık var zeytin toplamak için. Boyacıların kullandığı sapa vurduk. 2 metre boyunda. Tabii ki köyden aldık. Yani uzun ağaçlarınız olabilir. 6 metre yüksekliğine kadar. Kendi boyunuzla birlikte. 6 metre yüksekliğine kadar kaldırabiliyoruz. Tara gibi dalları tabii ki boyunuza göre ayarlarsınız bunu. Ayarladıktan sonra yuvarlatırsınız. Sabitledikten sonra kırmık gibi kullanabiliyoruz. Bu şekilde zeytinlerimize getiriyor, tarıyoruz. Ağacımızı tarıyoruz. Tararken güzelce zeytinlerimizi aşağı indiriyoruz. Bugün pazar günü, çocuklarla zeytin toplama günü olarak ayarladık. Zeytin hasatı zamanıdır. Böyle güzel şekilde ağacımıza da zarar vermeden, fazla da dövmeden, dalları da kırmadan zeytinlerimizi topluyoruz. Bu tarafa geçelim. Şöyle şuraya gösterdim. Gösterdim. Şöyle tarıyoruz, sadece tarıyoruz. Tarardığımız şekilde zeytinlerimiz aşağı iniyor. Biraz yaprakları bol iniyor da yani zeytin fabrikasına yolladığınız zaman temiz bir şekilde zeytin yağınızı size teslim eder. Hem zamandan kazanmış oluyoruz hem de fazla ağacımıza zarar vermemiş oluyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çocuklarla tabii ki zevkle yapıyorlar böyle bir şeyi aparatı ellerine verdiğim için zevkle yapıyorlar. Şöyle ben vereyim. Yere de geniş bir çadır serdik mi temiz bir şekilde zeytinlerimizi toplamış oluyoruz. Hem kolay hem temiz. Bir dakika kızım. Gördüğünüz gibi ağacımızı tarıyoruz. Kafana biraz gelsin mi kızım? Yok. He? Yok. Zeytin şifadır. Zeytin yağı şifadır. İlaçtır, ilaç. Doğal antibiyotik. Bunlar da bugünkü amelelerim. Çocuklar. Gelin çocuklar. Edirin. Kız. Silahlarınızı şöyle alın önünüze. Gel kız. Baba Edirin de şey çalı tutsun. Edirin de çalı tutsun. Edirin. Hadi kızım al silahını. Bunlar da bizim silahlarımız. Arak silah. Yani kısacasını zeytin hasatımızı zevkle yapıyoruz. Değil mi çocuklar? Evet. Ses verin. Evet.